Başta bir heyecan vardı. Onu yendik. Bugün daha çok dinç bir şekilde. Dün bizde baskı biraz daha fazlaydı. Bugün geri çekildiler biraz. Bu bize daha çok bir moral oldu ki bu mücadelemizi hani onları kırdı, o dirençlerini kırdık. Çok mutluyuz. Burada halkımıza bir mesaj vermek istiyorum. Biz onların iradesi için, sahip çıkmak için buradayız. Onların da bunu çok iyi bilmeleri gerekir. Biz onlardan tarafız. Bizlere de destek vermeleri, onların da kendi iradelerine sahip çıkmak için bizlere katılmalarını istiyoruz. İktidarın kendisini var etme yöntemidir savaş yöntemi. Yani kendisini var etmek için toplumu bölmek, ayrıştırmak ve sürekli bir savaş içinde yürütmek ister kendi gelişimi için. Oysa biz bugün ülkede yaşanan yoksulluğun nedeninin savaş olduğunu biliyoruz. Bu yapılan kayyum atamalarının nedeninin savaş politikalarının olduğunu biliyoruz. Bu son dönem yani 2015'ten beri izlenen politikalarla özel savaş hükümetlerini de geçmiştir yapılan uygulamalar. Bizim nerede irademiz varsa orada bir gasp vardır. Yani o zaman seçme seçilme hakkı var demeyeceksin. Kürtler için demeyeceksin. Çünkü biz her türlü hileyi yapıyorlar. Kaçak seçmen taşıyorlar. O da olmuyor. Bu sefer kayyum atama yöntemini seçiyorlar. Bugün Batı illerinde de aynı sistem uygulanmaya çalışılır. Sadece bu yüzden bizim sorunumuz olarak da lanse edilmiyor. Bütün halklar bunun farkındadır. Ben kayyum atandığından beri, hatta Van'dan beri, mazbatanın verilmemesinden beri her gün sokaktadır halk. Onların içinde sadece DEM partililer yoktur. Bütün demokratik sivil toplum örgütleri vardır. Çevreciler vardır. Doğaya, yaşama, insana saygısını olan bütün kesimler vardır. Ve bu giderek büyüyor bu halka. Aslında bunu da çok iyi görüyorlar. Bizimle sınırlı kalmadığını, Türkiye halklarının buna sahip çıkmasının artık bir gelecek meselesi, yaşam meselesi, varoluş meselesi olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bunu ne kadar uzatırlarsa o kadar karşılarındaki cephe genişleyecektir. Bundan biz çok eminiz. Mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Kayyum demek tecdit demek. Yani tecdit işte dört duvar arasında aynı birbirine bağlantısı var. Zaten şeydir hani tecdit yıllardır var. Ama bunun şimdi bu süreçte de işte belediyelere yönelerek aslında süreci de farklı bir yöne çekmeye de çalıştılar ki böyle okuyorum. Yani gerçekten tercümetin ciddi anlamda yansımasıdır. Bunu herkes böyle anlaması gerekiyor, okuması gerekiyor. Biz de buradan bundan sonra 7'den 70'e serildanda olacağız, ayakta olacağız. Önderliğimizin özgürlüğüne kavuşması ne kadar. Burada sessiz kalmak, onaylamak demektir. Tüm halklara, Kürtlere, Türklere, Lazlara, Çerkezlere, bizim gibi ezilenlere, baskı altında olanlara, tüm dünya halklarına aslında, tüm dünya halklarına çağrımız budur. Bu süreci beraber yürütürsek başarı amacımıza ulaşacağımıza inanıyoruz. Bizi Berkadan'a gelen diyorum.